Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar Modalverben und ihre Alternativen. Hazırsanız dersimiz başlasın. Adı üstünde arkadaşlar Modalverben und ihre Alternativen denildiğinde modal fiiller neydi bunlar? Müssen, dürfen, wollen gibi değil mi? Fiiller modal fiil kapsamındaydı ve und ihre Alternativen deniyor. Bakın ve bunların alternatifleri. Demek ki cümle içerisinde o ilgili modal fiil olmadan ben bunu farklı türlü, başka türlü nasıl anlatırım? Bunu dersimizde görüyor olacağız arkadaşlar. Bu dersimizde können modal fiilini göreceğiz. Können neydi arkadaşlar? Yapabilmek anlamına geliyordu. Bunu çok çok öncesinde zaten öğrenmiştik, öyle değil mi? Şimdi können yerine ben nasıl anlatabilirim o cümleyi, ona bir bakalım. Öncelikle bir yapılara bakalım. Onun ardından cümleler içerisinde bunu irdeleyelim. Öncelikle buraya baktığımızda arkadaşlar in der Lage sein. Evet, in der Lage sein arkadaşlar o konumda, o noktada olmak gibi düşünülebilir. Imstande sein, bakın bunların hepsi, yani şu üçlüden bahsediyorum. Sein modal, düzeltiyorum. Sein ile beraber kullanılıyor. Dolayısıyla in der Lage sein, yapabilmek. Imstande sein, bakın bu da gene yapabilmek. Fähig sein, hani eski güzel Türkçemizde muktedir olmak denir mi ya? Bir şeyi yapabilmek, muktedir olmak diye geçer. Bu da fähig sein birebir bunun karşılığını buluyor. Aslında bu üçlü demek ki können yerine alternatif oluşturacak yapabilmek ya da işte az önce söylediğim gibi muktedir olmak anlamına gelen bir form. Bunları dediğim gibi birazdan cümle içerisinde görüyor olacağız. Vermag'a baktığımızda arkadaşlar bu da gene yapabilmek anlamına geliyor. Die Fähigkeit, bakın burada fähig sein, burada isim haliyle karşımıza gelmiş. Demek ki yapabilme, yeti de denilebilir. Das Vermögen, bakın Vermag, bunu özellikle bu şekilde çekimleyerek gösterdim ki hani anlam karmaşasına yol açmasın. Bakın Vermögen ile aynı anlamda, ancak burada fiil haliyle, burada ise isim haliyle karşımıza çıkmış oluyor. Demek ki arkadaşlar bunlar yapabilmek anlamına gelen yapılanmış. Demek ki isim olabileceği gibi eylem şeklinde de karşımıza çıkabiliyormuş. Bir de bu tarafa bir bakalım arkadaşlar. Bakın bunlar da gene könenle ya da können yerine könenin alternatifi olacak şekilde kullanılan isimler. Bakalım die Möglichkeit, möglich neydi? Olası, olanak değil mi gibi düşünelim. Die Gelegenheit, fırsat. Die Chance, şans değil mi? Bakın bu üçlü grup zaten özellikle bu şekilde işaretledim ki anlaşılsın diye aynı anlama gelmiş oluyor. Demek ki şans, fırsat, olanak gibi düşünülebilir. Die Möglichkeit, die Gelegenheit, die Chance. Evet, bunlar demek ki bu grup o anlama gelmiş oluyor. Demek ki ben kön yerine bu isimleri de ne yapabiliyorum? Cümlenin içerisine alternatif olacak şekilde kullanabiliyorum. Artı arkadaşlar bunun haricinde können yerine geçebilecek das Recht. Evet, Recht neydi? Hak demekti arkadaşlar, değil mi? Das Recht, die Erlaubnis, izin, müsaade anlamında arkadaşlar. Die Genehmigung, bu da gene aynı anlama gelmiş oluyor. Demek ki izin, müsaade anlamına gelmiş oluyor. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım. Birlikte telaffuzuyla bir söyleyelim. In der Lage sein, in der Lage sein, imstande sein, imstande sein, fähig sein, fähig sein, vermag, vermag, die Fähigkeit, das Vermögen, das Vermögen. Die Möglichkeit, die Möglichkeit, die Gelegenheit,
Die Chance. Die Chance. Das Recht. Das Recht. Die Erlaubnis. Die Erlaubnis. Die Genehmigung. Die Genehmigung. İlk örneğimizle başlayalım arkadaşlar. Das Baby kann alleine schlafen. Evet, modal fiil kuralımız neydi arkadaşlar? Modal fiilimizi ne yapıyorduk? İkinci pozisyonda tutuyorduk ve asıl fiilimiz olan buradaki örnekte olduğu gibi schlafen, değil mi? Ne yapıyoruz? Mastarda ve cümlenin sonunda olması gerekiyor. Alleine neydi? Tek başına. Dolayısıyla cümle ne diyor bize? Bebek tek başına uyuyabilir, değil mi? Das Baby kann alleine schlafen. Şimdi burada ne yapacağız arkadaşlar? Buradaki können yerine başka alternatifleri getireceğiz. İlk örneğimize bir bakalım burada, ilk cümlemize. In der Lage sein, in der Lage sein, değil mi? O konumda olmak, Lage aslında durum, konum gibi düşünülebilir. Ancak burada yapabilmek anlamına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bebek yapabilir, ne yapabilir? Tek başına uyuma durumu, değil mi? Tek başına uyuma olayını birebir çeviriyorum ki hani anlaşılsın. Tek başına uyuma durumunu halledebilir gibi düşünelim. Biliyorum kötü bir çeviri oldu ama tek başına uyuyabilir diyeceğiz. Dolayısıyla güzel Türkçemizde tek başına anlatılan bir durum Almanca'da birçok farklı şekillerde anlatılabiliyor arkadaşlar. O yüzden böyle zaman zaman kısır anlatıma giriyorsam bağışlayın beni. Dolayısıyla burada in der Lage sein yapabilmek anlamına gelmiş oluyor. Demek ki können yerine geçmiş oluyor. Dolayısıyla das Baby ist in der Lage alleine zu schlafen. Demek ki bebek tek başına uyuyabilir. Aslında tamamı o anlama gelmiş oluyor. Ancak biz burada ne yapıyoruz? Diğer alternatifleri inceliyoruz. Bir de imstande'ye bakalım. Imstande sein, bu da gene können'in alternatifi. Dolayısıyla in der Lage sein yerine pekala imstande sein da diyebiliyorum. Dolayısıyla das Baby ist imstande alleine zu schlafen. Evet, bu da gene aynı anlama gelmiş oluyor. Fähig sein, az önce söylemiş olduğum gibi muktedir olmak, yapabilmek diyecek olursak fähig sein yapısını da pekala buraya ne yapabiliriz? İşin içerisine katabiliriz. Yani buradaki imstande, in der Lage yerine fähig sein da getirebiliriz. O zaman ne olacak demek ki? Das Baby ist fähig alleine zu schlafen. Fark ettiyseniz arkadaşlar burada in der Lage sein, imstande sein, fähig sein kullanılırken virgüllerle ayırıyorum ve bir sonraki cümleyi ne yaptım fark ettiniz mi? Zu plus infinitifi kullandım. Demek ki ne yapıyormuşum arkadaşlar? In der Lage sein, imstande sein, değil mi? Fähig sein, ne yapıyormuşum demek ki? Bir sonraki cümleyi zu ile ne yapıyorum? Devam ettiriyorum, değil mi? Ve o şekilde bitiriyorum. Bir de az önce göstermiş olduğum vermag yapısına bir bakalım. Ne diyor cümlemiz? Das Baby vermag alleine zu schlafen. Demek ki bebek tek başına uyuyabilir dediğimde demek ki bakın burada sein'i artık kullanmıyorum. Ne yapıyorum? Buradaki eylemim olan vermag kullanmış oluyorum. Dolayısıyla bebek tek başına uyuyabilir dediğimde das Baby vermag alleine zu schlafen demiş oluyorum. Az önce söylemiş olduğum gibi die Fähigkeit neydi? Yapabilme, değil mi? Ama burada isim haliyle karşımıza çıktığında ne olacak? Fähigkeit haben. Bakın burada arkadaşlar Fähigkeit neyle beraber kullanılıyor? Haben ile beraber kullanılıyor. O zaman ne yapacağım? Bakın das Baby hat die Fähigkeit. O yetenek var. Dolayısıyla gibi düşünelim. Tabii güzel Türkçe'de yetenek demeyiz öyle değil mi? Ancak hani anlaşılsın diye söylüyorum. Kaldı ki Fähigkeit yetenek demek. Ancak burada die Fähigkeit demek ki können'in yerine alternatif oluşturan bir neymiş? Bir yapıymış. Tıpkı diğer maviyle işaretlemiş olduğum isim ve fiillerde olduğu gibi değil mi? Dolayısıyla die Fähigkeit ile kullanacak olursak bu yapıyı ne olacak? Das Baby hat die Fähigkeit alleine zu schlafen demiş
oluyoruz. Peki Defähigkeit yerine ne yapabilirmişim aynı zamanda? Das Vermögen de kullanabilirim. Das Vermögen de neyle birlikte kullanılıyor arkadaşlar demek ki? Haben demek ki die Fähigkeit ve das Vermögen haben ile birlikte kullanılan bir yapıymış. Burada da bakın tıpkı diğerlerinde olduğu gibi zu plus infinitif kullanılmış oluyor. Buna da bir bakalım. Das Baby hat das Vermögen alleine zu schlafen demiş oluyoruz. İsterseniz şimdi arkadaşlar bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das Baby kann alleine schlafen. Das Baby kann alleine schlafen. Das Baby ist in der Lage, alleine zu schlafen. Das Baby ist in der Lage, alleine zu schlafen. Das Baby ist imstande, alleine zu schlafen. Das Baby ist imstande, alleine zu schlafen. Das Baby ist fähig, alleine zu schlafen. Das Baby ist fähig, alleine zu schlafen. Das Baby vermag alleine zu schlafen. Das Baby vermag alleine zu schlafen. Das Baby hat die Fähigkeit, alleine zu schlafen. Das Baby hat die Fähigkeit, alleine zu schlafen. Das Baby hat das Vermögen, alleine zu schlafen. Das Baby hat das Vermögen, alleine zu schlafen. Sonraki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Heutzutage kann man vieles im Internet lernen. Evet, heutzutage bugünlerde demek değil mi? Bakın, können'imiz nerede arkadaşlar? Können modal fiilimiz ikinci pozisyonda. Heutzutage kann man vieles, birçok şeyi im Internet lernen. Evet, bugünlerde internetten birçok şey öğrenilebilir değil mi? Demiş oluyoruz. Heutzutage kann man vieles im Internet lernen diyerekten. Şimdi buradaki können yerine alternatif oluşturacak ne var? Bakın burada die Möglichkeit, die Gelegenheit, die Chance var. Bakın die Möglichkeit, imkan, die Gelegenheit, şans anlamında arkadaşlar. Ve die Chance, bu da zaten adı üstünde, şans demek. Bunu okurken arkadaşlar Chance diye söylüyoruz. Bu Fransızca kökenli bir kelime olduğundan dolayı. Baktığımızda arkadaşlar die Möglichkeit ne ile birlikte kullanılıyormuş? Haben ile birlikte kullanıyormuş. Dolayısıyla ne diyor cümlemiz? Wir haben die Möglichkeit vieles im Internet zu lernen. Evet, bizim ne imkanımız var değil mi? Wir haben, bakın buraya şöyle de diyebilirdik. Heutzutage'yi de işin içerisine katabilirdik. Wir haben heutzutage die Möglichkeit da diyebilirdik. Dolayısıyla hani tahtada çok fazla böyle bir yığılma olmasın diye onu ben kesip attım ama dediğim gibi buraya onu da katabiliriz. Wir haben heutzutage die Möglichkeit vieles im Internet zu lernen. Ama bu şekilde de söyleyebiliriz. Çünkü burada ne yapmış oluyoruz? Bir genelleme yapmış oluyoruz. Dolayısıyla bugünleri de kapsamış oluyor bu cümle, öyle değil mi? Bir sonraki ismimize bakalım. İsme bakalım. Die Gelegenheit. Bu da gene ne demekti arkadaşlar? Şans gibi, olanak, fırsat değil mi? Ancak sözlükteki birebir karşılığı şans diye geçiyor. Dolayısıyla aslında baktığımızda anlam olarak bu üçü birbirine gayet yakın. Zaten aynı grupta olmaların sebebi de bu. Dolayısıyla Gelegenheit ne oluyormuş? Haben'le birlikte anılıyormuş. Dolayısıyla, ama çok dolayısıyla dedim. Ne diyeceğiz? Wir haben die Gelegenheit, vieles im Internet zu lernen. Bakın gene aynı anlama gelmiş oluyor. Die Chance, evet die Chance haben, şansın olması deriz değil mi güzel Türkçemizde? Burada da şansı sahip olmak diye kullanılıyor Almanca'da. Dolayısıyla şansa sahip olmak derken wir haben die Chance vieles im Internet zu lernen değil mi? Yukarıdaki heutzutage kann man vieles im Internet lernen demek ki bunların alternatifi demek ki yukarıdaki cümleymiş. Sonraki örneğimize ve son örneğimize bakalım arkadaşlar. Ne diyor? Die Kinder können bis um 22 Uhr Fernsehen. Evet. Çocuklar ne yapabilirler? Saat 22'ye kadar televizyon izleyebilirler. Evet. Bakın burada şimdi
Können yerine az önce ne dedik? Fırsatlardan, şanslardan değil mi? Kullanılabilir olduğunu gördük. Ancak burada können kullanılırken burada bir hak söz konusu. Dolayısıyla çocukların saat 22'ye kadar televizyon izleme hakları var değil mi? Dediğimizde ne diyeceğiz? Bakın das Recht hak demek. Dolayısıyla die Kinder haben das Recht bis 22 Uhr fernzusehen. Evet, pek desteklemesem de cümle olarak, örnek olarak görelim bunu. Televizyon izleme. Bakın burada ayrılabilir fiil fernzusehen. Ne olmuş? Zu plus infinitif girmiş devreye. Zu plus infinitif, bunu ayrıntılı şekilde önceki seviyelerde görmüştük, öyle değil mi? Bakın burada zu plus infinitif ayrılır fiiller, ayrılabilir fiillerde ne oluyordu? Araya zu giriyordu değil mi? Bakın fernzusehen ne olmuş? Fernzusehen şeklinde dönüşüme uğramış. Dolayısıyla die Kinder haben das Recht bis 22 Uhr fernzusehen. Demek ki bu yapı kullanılırken arkadaşlar zu plus infinitif devreye girmiş oluyormuş değil mi? Bir sonrakine bakalım. Die Erlaubnis, bu da neydi arkadaşlar? Müsaade anlamında kullanılıyordu değil mi? Dolayısıyla çocukların müsaadeleri var. Saat 22'ye kadar televizyon izlemeye diyecek olursak demek ki ne oluyormuş? Die Kinder haben die Erlaubnis bis 22 Uhr fernzusehen demiş oluyormuşuz. Bir diğeri de arkadaşlar die Genehmigung. Evet, hepsi aslında birbirine yakın anlamlarda. Bu da die Genehmigung, onay demek arkadaşlar. Onay demek ki die Genehmigung demekmiş. Dolayısıyla çocukların onayı var. Saat 22'ye kadar televizyon izlemeye diyecek olursak ne diyecekmişiz? Die Kinder haben die Genehmigung bis 22 Uhr fernzusehen diyecekmişiz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Heutzutage kann man vieles im Internet lernen. Heutzutage kann man vieles im Internet lernen. Wir haben die Möglichkeit, vieles im Internet zu lernen. Wir haben die Möglichkeit, vieles im Internet zu lernen. Wir haben die Gelegenheit, vieles im Internet zu lernen. Wir haben die Gelegenheit, vieles im Internet zu lernen. Wir haben die Chance, vieles im Internet zu lernen. Wir haben die Chance, vieles im Internet zu lernen. Die Kinder können bis 22 Uhr fernsehen. Die Kinder können bis 22 Uhr fernsehen. Die Kinder haben das Recht, bis 22 Uhr fernzusehen. Die Kinder haben das Recht, bis 22 Uhr fernzusehen. Die Kinder haben die Erlaubnis, bis 22 Uhr fernzusehen. Die Kinder haben die Erlaubnis, bis 22 Uhr fernzusehen. Die Kinder haben die Genehmigung, bis 22 Uhr fernzusehen. Die Kinder haben die Genehmigung, bis 22 Uhr fernzusehen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde können modal fiilinin alternatiflerini görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.